Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün inşallah konu nasıl olsun muhteremler? Fatih-i Şerif'ten başlıyorum. İnşallah nasip olsa inşallah namazda okunan kısa surelerin onların inşallah anlamı çalışalım inşallah. Her hafta inşallah birini inşallah. Bir insan okuduğu surenin anlamını bilirse tabi daha farklı olur muhteremler. Gerçi anlam bilmese bile insan yine sevabı var. Bu neye benziyor bu? İlaç içmeye benziyor. Bir doktor ilaç içerken onun ne olduğunu içerini bilir. Ama normal bir insan ilaç içer, ne olduğunu bilmez onu böyle. Ama faydasını görür yine de. Bugün inşallah nasip olsa Fatiha'dan başlarım inşallah. Haftaya inşallah. Elimde yakın devam edeceğim. Elimde yakın inşallah. Fatiha ismi faal dini Arapçalar buna. Fetihten başlıyor. Açış anlamına geliyor. Fethetme anlamına geliyor böyle. Yani fethedici, açıcı anlamına geliyor Fatiha. Kur'an-ı Kerim'e Fatiha ile başlandığı için buna bu isim veriliyor. Yine Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in de özü olduğu için de buna Ümmül Kur'an diye adı veriliyor. Ümmül Kur'an. Kur'an'ın annesi özü anlamına veriliyor. Bu Fatiha şerinin daha çok anlamı var. İsimler de var. Öne tabi besmele şeyle başlıyor. Hanefi'ye göre buradaki besmele Fatiha'ya dahil değil. Hanefi'ye göre. Bu için namazda besmele okumak sünnet. Farz olmuyor. Şafii'de ise besmele Fatiha'ya dahildir. Şafii'ye göre. Yani bir kimse Şafii mezhebinde eğer besmele okursa Fatiha'yı namazı olmaz. Fatiha ayet eksik olduğu için. Besmele'de üç tane isim var. İsmailah, üç tane. Allah Celle Celaluhu, Er-Rahman, Er-Rahim. İsmi bunda. Esma Hüsna'dan isim var. Allah Celle Celaluhu, ismi Celal deniyor buna. İsmi Celal. Yani bütün isimleri anlamını toplayan bir isim böylece. Diğer isimler bir manaya bakar. Mesela Er-Rezzak, rızık verici. Er-Rahim, merhamet edici. Et-Tevvab, tevbe kabul edici. Fakat Allah Celle Celaluhu bunda her anlam işine dair olmuş bunu verici, her anlam. Er-Rahman da o da merhamet kökünden geliyor. Bu daha ziyade dünyaya bakıyor bu. Ne kadar rızık, canlı rızık varsa, canlı mahluk varsa hepsinin rızkı Mevla'ya aittir. Bütün canlı rızkı. Dağda, tepede, deniz altında balıklar, havada uçan kuşlar, ormanda yaşayanlar, hatta küçük mikro virüsler, bakteriler hep rızkı Mevla'ya aittir muhtemelen. O verir böyle. Ana karnındaki cenin, yavru ana karnında ona kim rızık verebilir? Er-Rahim ismi de, bu da müminlere has özel. Ahirete bakıyor bu da. Ahirette Allah'ın rahmeti yani müminler olacak orada. Müminler olacak böyle. Allah affı bağışlamasın rahmeti yani mümin olacak ahirette. Allah korusun bir insanın kârlıları ölürse, tevbesi o durumda giderse Allah korusun, onlara merhamet yok muhteremler. Yani babası peygamber de olsa, dedesi peygamber de olsunlara fayda vermiyor onlara böylece. Ancak Allah'ın rahmeti müminleri kapsıyor, müminleri kapsıyor. Yani bir mümin imanlı olduğu halde Allah'ın Celle Celaluhu çalışsa, çabalasa tabii kuluz, aciz, beşeriz, noksan olsa da yani onu affeder inşallah. Ama çalışmak şartıyla ama. Yani kul ne yapacak? Kul elinden geleni yapacak. Eline geleni yaptığı halde tam yapamasa bile o zaman Allah'a emanet ona ulaşır inşallah.
Şimdi Fatiha'ya başlıyor Hanefi'de birinci ayet-i kerimesi. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdü, hamd etme, medhi, övgü. Hamdın tam Türkçe karşılığı hamd kelimesinin. Medhi, övgü, şükür gibi böyle yani açıklanmaya çalışılıyor. Ama tam bunu anlamı yok karşılığı Türkçe, yok Türkçe karşılığı. Elhamdü, bütün hamdü sena, övgüler, medhiler. Hamd ve şükür. Anlamı biraz yakın birbirine ama farklı. Şükür genelde nimet karşılığında söylenir, nimet karşılığında. Mesela bir insana biri bir iyilik eder, bir insan bir korktuğu işten kurtulur, ondan çok şükür, elhamdülillah, şükreder Mevlamıza. Fakat hamd, nimet olmasa yine hamd edilir böylece. Allah-u Teala Mevlamız hamde layık olduğu için o yaratan Mevlamız. Bütün alem onun. Yani düşünme gerekiyor bunu. Bir insanlar şu bedeni yönetemiyoruz. Bedenimizi. Yerimiz ağrıyor. Bilmem ne oluyor. İştahımız olmuyor. Başımız ağrıyor. Bir şu bu oluyor. Yani bizler şu bedenimizi yönetemiyoruz böyle. Ne yapıyoruz? Başkasına muhtacız, başkasına. Yok, doktora, şuna, buna, aman efendim işte buram ağrıyor. Yani insan denen varlık, şu bedeni sanki yönetemiyor, karışamıyor insan böylece. Sonra beden rızık alsın bedene. İnsan muhtemel edemiyor. Rızık veren verecek. Elhamdülillah. Bütün hamdü sena övgüler lillahi, buradaki lam var, aslında li Allahi, hamzı hasfediliyor burada. Lam da istikak anlamına geliyor. Ancak Allah'ın hakkı Celle Celaluhu. Ne kadar övgü varsa, şükür varsa, medhi varsa, hepsi Allah'a mahsusur, onun hakkıdır. Onun hakkıdır. Başka kimse ortak olmaz ona böyle şey. Yani filan kişi çok kuvvetli. Kim onu kuvveti yarattı? Mevla muhteremler. Filan kişi çok güzel. Kim onu güzel yarattı? Mevla yarattı. İnsan kendini güzel olamaz. Filan mesela meyve çok güzel tatlı, rengi güzel. Mesela karpuz diyelim. Efendim rengi çok güzel, tadı güzel. O karpuzda tadı, rengi kim verdi muhteremler? Su içiyordu mesela. Yazan insan mola veriyor yolda bazen, kaynak suyu, şöyle tatlı, şeffaf, berrak, serin, yani doğal bir serinlikte su. Kaynaktan çıkıp içiyoruz, oh ne güzel su, övüyoruz suyu. Kime ödüyor buradaki övgü? Suya mı? Yok, hayır. Su, eline bir şey yok suya mı? Allah'a gidiyor zaten efendice. Yalnız şu fark ediyor, müminler bir şeyi överken Allah'a kast ederler niyetleri. Yani Allah'ın bunu böyle yaratmış diye sevap alırlar. Gafiller, o orada suda boğulur o. Ya suyu metheder, karpuzu metheder, efendim işte sebzeyi bir şeye metheder, onu över. O Allah amacı övmek olmadığı için o sevapta mahrum kalır. İşte gafil olur yani. Gafil olur böylece. Hava mesela bazen güzel diyoruz. Havayı güzel yapan yaratan kim? Güneşi yaratan kim böyle? Yağmur bulutunu sevk eden, gönderen, yağmur yağdıran kim? O yağmurda ne var yağmurda? Ne rahmetler yağmurda var böylece? Bunun için düşündüğümüz zaman gerçekten hamdü sena şükür sadece Allah'ın hakkı diye şahane. Onun hakkıdır böylece. O'dur Rabbul Alemin, O'dur Malik-i Yemin, O'dur Mevlamız'dır. Arkadan geliyor Rabbul Alemin. Burada bedel deniyor buna. Allah'tan bedel kimdir? Cecalü. Rabbil alemin, bütün alemin Rabbi. Bütün alemlerin Rabbi o. Alemlerin. Ne alemler var değil mi? Şu dünya bir alem. Ruhlar alemi, berzah alemi, misal alemi, melekut alemi, ceberut alemi. 18 alem olarak söyleniyor. 18 bin diye. Böyle bir zayıf hadis-i şerif var.
birbirinden farklı alemler. Her alemde başka yöntemler var. Her alemde başka yöntemler var. Mesela berzah hayatı, kabir hayatı, berzah hayatı dünyaya benzemiyor. Başka bir hayat böyle. Misal hayatı alem, başka alem. Ruhlar alemi başka alem. Cennet başka bir alem. Cehennem başka bir alem. Bütün bunları yaratan her aleme başka kanunlara koyan Mevlam. Yaratan, yöneten Mevlam o Rabbül Alemin. Rabbül Alemin böyle şey işte. İşte bir Müslüman ne yapıyor? Bir Mevla'ya kulluk edeyim muhtemelen. Ona secde edeyim Müslüman böyle şey. Diğeri ne yapıyor? Heykele, taşlara boyun eğiyorlar. Saygı duruşu yapıyorlar böyle şey. Ya taştan sana ne fayda gerek muhtemelen? Yani o taş büyük büyük olsa, küriyaz kadar büyük olsa eline ne gelir ki? Ki Mevla'nın küne böyle toz olur gider. Yani çok şükretme gerekiyor İslam için muhtemelen. Müslüman oğlum çok şükretme gerekiyor ona böylece. Gerekiyor böylece. Ki Allah Rabbül Alemi muhtemelen. Kişi ölüyor mesela. Nereye gidiyor? Berzah kabre gidiyor. Kimin alemi orası? O da Allah'ın mülkü. Neye benziyor insan? Misafir gibi. Bir eve misafir gittik. Ev çok büyük. Odaları kalabalık, çok odaları çok. Ev sahibi önce bir odaya alıyor girince. Buyurun efendim buraya alıyor. Biraz sonra buyurun başka odaya geçelim. Peki geçelim. Olmadı buraya geçelim. Geçelim. Allah bizi ona uyguluyor işte muhteremler. Bizim Mevlam ana karnına gönderiyor. Ana karnına alıyor ilk başta dünyaya gelirken. Beklemez sonra ana karnı dünyaya gelmeden önce. Geçiş dönemi ana karnı. Mevlam bizi buyuruyor ana karnına gel bakalım ruh aleminden. Ana karnına gel bakalım. Yani çık oradan dünyaya gel bakalım. Peki Rabbim. Çık dünyadan berzah alemin kabre gel bakalım. Ne gerekiyor? Gelmek gerekiyor muhtemelen. Yani işin perakasına bakınca ölümden korkmak gerekmiyor. Ölümden korkulmaz ölümden muhtemelen. Mevlam kuluna bir yerden alıyor, başka aleme götürüyor muhtemelen. O Allah dilerse, dilerse muhtemelen, o mezar, mezar şükürü dünyadaki saraydan çok ama çok daha zevkli, feyizli olur. Allah dilerse muhtemelenler. Böyle olur muhtemelen. İşte Mevla, Rabbül Alemin elhamdülillah. Biz alemi yaratan, yöneten, her şeyi gören, bilen. Arada bağlantı kuran. Mesela buradan dua ediyoruz ölenlere. O başka alem, başka alem. Ama buradan oraya dua gidiyor. Dua gidiyor muhtemelenler. Oradakilerin feyzi bize geliyor bir de. Feyzi de onlar böyle. Feyzi de muhtemelen. Meleklerden başka alem. Melekler bize yardım ediyor melekler bizlere. Arada bir bağlantı var muhtemelen bir şey böyle. Bağlantı var böylece. Neden? Çünkü Rabbimiz bir. Allah bir şey çağırıyor. Er-Rahmanir-Rahim. Er-Rahman daha ve beşine de geçtiği için Rahman ismi de kökünün merhametten geliyor. Merhametten geliyor. Bu dünyaya bakıyor, bütün canlı rızkı Allah'a aittir. Yani Er-Rızak isminin bir başka anlamı da var. Er-Rızak. Her canlının rızkı yaratılmış, yazılmış, her canlı rızkı yazılmış böyle şey. Hadise geliyor, bir insanın eceli, insan arayı bulduğu gibi rızkı da bulur. İnsanın eceli, insan arayı bulduğu gibi rızkı arayı bulur böyle şey. Bir insan neredeyse gitsin, rızkını yer. Rızık az yazılır, çok yazılır muhtemelen. Bu farklı böyle şey. Böyle bir sebep verir, böyle bir sebep verir. Mesela bir evde diyelim ki hanımın her şeyi imkanları vardır. Fakat bir yere gitmiştir, zaman kısıtlıdır, ufak bir şey yapıverir böyle şey. Öbür fakir de olmadığı için ufak bir şey yapıverir. Hep bunların sebep muhtemelen. Kişi her imkanı var, iştahı da vardır. Ama doktor yasaklıyor kendisine. Sakın al, tuz yemek yasak. Tuz yapmazsın. Tuz alma. Öbürüne şeker yasağı yasak. Şeker böyle. Öbürüne efendim işte fasulye yasak, turşu yasak, şu yasak, bu yasak. Bizim yasaklar Mevla'nın takdirinin tecrübesinin bir sebepleri bunlar muhteremler. Yani onlar biz sebep. Yasaklayıcılar onlar bir sebep oluyor muhterem. Efendim dinlemem yerim. Yersin kendi çekersin onu. Onun için rızık bela almış muhteremler. Mesela
bir cenin diyor, ana karnındaki yavru. Cenin diyor ona. Dört tane canlanıyor. Buna can verildiği anda rızık da veriliyor. Rızık hemen başlıyor, rızık hemen başlıyor. Rızkı nasıl, bol mu acaba, dar mı? Bak orada rızık farklı. Bazı kadın, hamile kadın iştahsız olur. Genelde bir aşermiş olur ama kadına bazı iştahsız olur kadın. Her şey canı çekme, her şey yemez. Fazla yemez. Tabii ondaki kan da az olur, kanı muhtemelenler. Çocuğa rızkı dardır, ana karnında, ana karnında. Ana sebep oluyor. Kimi fakir alamaz, kimin var yemez, iştah uğramı yemez derler. Çocuk ana karnında rızkı dardır ama böyle. Az kan gider böyle şey. Çocuk doğdu, dünyaya geldi, yine rızkı takdir edilmiş. Ananın göğsüne süt, ona takdire bağlı. Takdire bağlı. Bazen kadın fakir olur ama sütü bol olur böyle. Çünkü doyar doyar sütü doyar muhtemelen böylece. Kimin sütü olmaz. Biri olur biri olmaz. Sütler olur muhtemelen böylece. Bir de Mevlam iştah diye bir şey var. İştah, iştah böylece. Şimdi çocuk bile, dünyaya gelen çocuk bile iştah sor bak. Rızkı dar. Ananın sütü boldur. Verir, almaz ama. Az yana bırakır. Ya anası uğraşır, uğraşır. Almıyor. Neden? Rızkı dar mıdır? Yani bir insana bunu göbelece. Evinde her imkan vardır. Lokantada her şeyi görür. Ama iştah olmaz. Şunu alayım acaba? Bir alır. Yok gitmiyor. Boğazdan geçmiyor. Ağzına bir yolak muhtemelen. Demek rızık tatil olmuş muhtemelen. Er-Rahim'de rahmet, merhamet kökünden geliyor. Çok şükür merhamet, rahmeti var. Rahmet muhtemelen. Ne de bu rahmet? Kul ne kadar günahkar da olsa, o günah işler, o Allah ister ne der, haşa İslam falan tanımaz kul, yoldan çıkar, sapıtır, şunu bunu olur. Ama dönüp de Mevlam dediği anda, Mevlam kulum derdi. Bir zamanlar Bişi Hafi diye biri vardı, Bişi Hafi diye. Hafi yanına yak anlamına geliyor. Aslı Bişir, Bişi Hafi. Bu alkolikmiş, bağımlı alkolik böyle. Tümü içki içermiş, şarap içmiş böyle. Bir gün giderken yolda bu, havada iyi rüzgarlıymış, bakıyor bir kağıt parçası böyle. Kağıt, rüzgardan uçuyor kağıdı rüzgar, gene bir yere bırakıyor, alıyor gene uçuruyor. Kendi sarhoş, alkolik. Sağa su yalpa yürüyor böyle. Şöyle gözü ilişik kağıda. Ama tabii kağıt boğuluyor o zamanlar, kağıt kıt o zamanlar. İlişik bakıyor, kağıtta ne yazıyor? Besmele yazıyor kağıtta. Böyle yalpalıyor, zor görüyor. Kağıdı yerden alıyor, öpüyor, yüzüne sürüyor, cebine koyuyor. Benim Rabbim ismi var bunda. Bunda besmele var. Rabbim üç tane ismi var bunda böyle diyor böyle. Ona sadece cebine koyuyor böylece. Ama sonra işte tabii, o gece o şiirdeki bir evlen rüyor, evliyaya dedi ki rüyasında, yani Mevlam rüyasında buyuruyor ki o kişi, bu evliyaya, hemen sabah olunca benim Bişir kulum var, Bişir kulum var. Ona git, ona söyle. Ben ondan razıyım. Onu ben kulluğuma kabul ettim. Tevbesin bana, kula gelsin bana. Uyanıyor. Allah Allah. Bişir bir tanemiş orada, meşhur. Ama Bişir her gün içkili, alkolik bir adam. Yani gönül bile sarhoş. Allah buna razı olmuş. Allah kulluğuna kabul etmiş. Bir yanlışlık var diyor. Herhalde rüyam şeytanı rüyam böyle diyor. Yatıyor, biraz su uyuyor, yine aynı gene böyle. Benim Bişir kuluma git, ben ondan razıyım, onu ben kuluma kabul ettim, tevbe etsin, dönsün bana gelsin. Uyanıyor gene, Allah Allah, nasıl olur bu ya, Bişir gibi şey, Allah'ın da razı olsun. Alkolik bir adam, alnı şeyce görmüyor insan, yani camine uzak, öyle bir insan. Üçlü yatıyor, aynı şey tekrarlanınca hak olduğunu biliyor. Şimdi sabahtan evine gidiyor, hanımına soruyor, Bişir nerede? Filan meyhanede içki içiyor orada, evde durmaz o. Oraya gidiyor, meyhaneye gidiyor. Tabi tanımış hem alim, evliyullah, dost, Allah dostu kendisi. Şimdi dışarıdan bağırıyor meyhane sahibine. Bişir, Bişir bağırıyor, meyhane sahibi çıkıyor meyhane sahibi. Ne var? Bişir burada mı? Burada. Onu biraz çağırır mısın bana?
çakabı giremiyor tabi. Şimdi geliyor mühendis sahibi, müşir. Ya seni filan kişi çağırıyor seni. Meşhur kişi, memlekette alim, evlullah, Allah dostu, keramet sahibi. Seni filan kişi çağırıyor. Öyle mi diyor? O zaman da meyhanede girip oturup içermiş böyle, hasta üzerinde. Ayakını çıkarmış. Hem ayakını giymeden dışarı çıkıyor, bakıyor ama sarhoş tabi. O anda diyor ki şimdi o kimseye, Bişir, bana bu gece Mevlam emir verdi. Seni görmem bana Mevlam söyledi. Allah senden razı olmuş. Allah seni kuluna kabul ediyor. Tevbesin bana kuluna gelsin diyor Mevlam diyor. Bir duruyor şöyle, bir duruyor böyle. Hem anlıyor, bu besmeyi buldu ya kağıdı. Anlıyor bu şekilde. Ya diyor böyle. Demek Allah benden razı olmuş öyle mi? Allah razı olmuş. Allah bana kulum mu dedi? Kulum dedi bana gelsin herhalde. Geldim Allah'ım sana böyle diyor. Tevbedim Allah'ım böyle diyor. Hem oradan başlıyor evine doğru gitmeye. Oradan bağırıyor, meğerine sahibi bağırıyor. Bişir, ayakkabın kaldı. Kalsın. Al, istemem onları ben diyor. Kalsın onları ben. Yanına gidiyor, evine gidiyor. Hem banyoya giriyor, gusül abdest alıyor muhtemelen. İki ya tevbe namazını kılıyor. Secdeye kapıyı başlıyor ağlamaya. Benim Allah'ım, sen beni kulunda atmadın demek ki Allah'ım. Benim kuluna kabul etsin Allah'ım sen beni. Tevbe ediyor muhteremler. Kendi büyük evli oldu. Hep yanına gezerdi ama. Ben yanındayken tevbe ettim, böyle geçeceğim dedim böyle bence. O hayatta olduğu sürece de onun sokağına, o zaman tabi hayvanlar her zaman geçiyor, sürerine geçiyor böyle. Oraya pislememiş hayvanlar vardı. O hayatta olduğu sürece böyle şey. Bir gün çoban hayvanları getirirken, onu sokağına geçirirken bakıyor, inek de başlıyor oraya işleyemiyor, pislemeye başlıyor böylece. Eyvah, bir şey ölmüş mü? Maliki Yevmiddin, bu dönemler Mevla aşkı en tatlı şey böyle. Dünya artı en tatlı şey Mevla aşkı. Mevla'nın o aşkı yakalamak, Mevla'ya aşık olmak Mevla'mızı, sevmek Mevla'mızı, ona yönelmek böyle. İhlaslı ona sahip kullanmak, ihlaslı böyle. Mevla'ya yönelmek böyle. Her mal bunda, her mülk bunda, her mutluluk bunda muhtemelen. Kal hepsi geçiyor bunlar. Maliki Yevmiddin. Allah Celle Celaluhu din gününün maliki. Din burada deyn kökünden geliyor. Borç, hesap anlamına geliyor bence. Mevla hesap günü, hesap günü, mahşer gününün Mevlam maliki. Maliki tek egemen hakimi, hüküm sahibi. Dünyada Mevlam zahiren parışıyor mülkü Mevlam dünyada böyle, zahiren böyle. İşte devlet başkanı oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, devlet şunlar, bunlar oluyor böylece. Ama mahşerde kimse seçecek muhtemelen. Yok orada. Benim bu soracak, mülk kimin bugün? Değil mi mülkünü yevm, lillahil vahidil kahhar bu cümle bak. Değil mi mülkünü yevm, mülk kimin? Kimin mülk? Hani dünya mülkü paraşamayanlar, hani savaşanlar, kan dökenler, baskı zulüm yapanlar, nerede o hainler? Mevlam Sürem Mahşem'de. Bucak Mevlam, Lillahil vahidil kahhar. Mülk Allah'ındır. Vahidi o Allah'tır. Kahhar. Kahren böyle. Her şey emri alan Mevlam verici böyle. Mahşede bu olacak. Mahşede böyle. Yani peygamberler bile onlara şifa hakkı verilmeden peygamber bile boyunları bükük bekleyip her gibi bekliyor böyle. Mevla buyuruyor. Hâzâ yevmü lâ yentukûn. Kimse konuşamıyor. Sükûn böyle, mahşede böyle. Güneş altında, tabanda ayak yanıyor. İzdiham kal üst üstüne. Ayak üzerine. Beden birbirini yakıyorlar. Buram buram ter akıyor. Herkese korku, herkese heyecan. Ne olacak halim bakın bu şekilde. O günün maliki, hakimi, egemeni Allah Celle Celaluhu. O Allah kulundan razı olsa dünyada kulunu bırakır mı Allah? Bunun dışında efendim işte babam bakandır, dedem peygamberdir, işte amcam evliyadır, annem şudur budur. Yapmadı. Yani kabre girdiğimiz zamanda, mahşer dikildiğimiz zamanda o günün tek hakimi, egemeni, hüküm sahibi, hükümranı Allah Celle Celaluhu.
O razı olun kulundan buna yeter. İyyâken na'budu. Şimdi bakın buraya geliyor muhteremler. Buna ilmi manide iltifat dönüyor. İlmi manide bir ilim vardır. İlmi manideye bedi beyan. Bir arada getirir böylece. İlmi manide buna iltifat dönüyor. Allah Rabbül Alemin'dir. Bu gayb sigasıyla geliyor burada. Allah Rahman Rahim'dir. Gayb sigasıyla. Allah böyledir. Yani huzur değil kulunlar böyle. Allah din günü malikidir. Gayb sigasıyla. Şimdi burada kul ne yapıyor? Kul burada gayb perdelerini yırtıyor. Huzura kavuşuyor. Kul öyle bir hale geliyor ki burada Allah hitap ediyor. İyyâke nâbudu. Kul huzura giriyor. İltifat deniyor ilman. Yani namazda burası çok önemli muhtemelen. Namazda burası böyle şey. İyyâke derken buradaki kefare ke, iyyâke sana anlamıyor. Muhatap, zamir bu. İyyâke ancak ve ancak yalnız sana. İyyâde ancak ve ancak sana. Ne abudu? İbadet ederiz, ibadet ederiz. İbadet, ubudiyet, kullu tam teslimiyet. Kalben, beden, ruhan teslimiyet böyle şey. İyyâke ne abudu? Buraya kadar kulun imanı gaybta kalıyor. İmanın gaybi deniyor buraya kadar. İmanın gaybi. Fakat buraya kadar iman kuvveti dönüşüyor burada. Kul Mevla'yı biliyor. Buna deniyor marifetullah. Marifetullah. Kul burada arif oluyor, arif. Marifetullah. Kul Mevla'yı tanıyor. O Allah ki, bütün alem yaratan Mevla. Yöneten Mevla böyle. Birdir o Mevla. Her şey onun denet emrinde. Mevlamızın böyle, biliyor böyle. Rahmaniyet, o rızkı veriyor. O kuluna acı merhamet ediyor. Ve yine o Allah bize mahşerde sürekli çekecek. Burada ne oldu? Geçmişi, hal gelecek. Üç burada mertebe var böyle işte. Barikemin gelecek bilgi böyle. Üç hal var böyle. Üç hal burada tamamlanıyor, devlet tamamlanıyor. Kul burada Mevlasını tanıyor, biliyor. Kul burada ne yapıyor? Kul buradan gayb perdesini yırtıyor, açıyor kul perdeleri açıyor. İyyâke nâbudu diye yürüyor muhtemelen. İyyâke nâbudu. İyyâke nâbudu. Ancak ve ancak sana Allah'ım. Kulu görüyor bunu. Nâbudu ibadet ederiz. İbadet tam bir teslimiyet böyle, itirazsız böyle. Nedeni aramadan böyle, tam bir teslimiyet Mevlamıza böyle şey. Kulun namaz kıl, tamam. Düşün yok. Buruştun, düşün yok muhtemelen. Zekat ver, neçin yok mu? Cihad et, edecek mi? Yani burada tam bir teslimi İyyâke nâbudu. Burada İyyâke nâbudu bir dava şimdi bu. Kul böyle coştu. Feyiz aldı. Kul burada marifetullah erdi. Kul burada Mevla'yı tanıdı. Kul döndü, yöneldi kul Mevla'ya. Aynı sana idva ederim dedi böylece. Bir dava. Ama ne gerekiyor şimdi burada? Bunun bir de devamı gerekiyor. Yani geçici olmaması gerekiyor bunun. Bunun için kulun ne yapıyor ki burada? Ve iyyâke nesta'in. Ama Allah'ım sana yardım isterim, yardım et. Yani yoksa yolda kalırım. Çünkü şeytan var muhteremler. İçimizde nefis var. Dünya var, çevre var. Bütün bunu aşmak bunları. Mesela deniz sakin yüzmek daha kolay. Ama dev dalgalar var değil mi? Altına alıyor insanı böyle. Onları aşmak zor muhteremler. Aşma böyle şey. Şeytan bize uğraşıyor muhteremler. Nefis, onur, benlik, kibir, şehvet, öfke, ihtiras. Hepsinin dalgaları bunlar böyle. Dalga dalga böyle. Mesela altına almaya çalışıyor bunlar. Ne gerekiyor burada? Ve iyyâke nesta'in. Ve iyyâke nesta'in. Aman Allah'ım sen bize yardım et Allah'ım. Bu aşayım, yol aşayım ya Rabbi. Nefsi aşayım, şeytan aşayım. Çeviri aşayım. Burada Mevlam konu soruyor şimdi. Ya abdi keyf esteynüke. Bana bahsediyorum burada. Yani kulum. Şimdi kul namazda okurken Fatiha'yı Allah ile hitap konuşuyor. Allah konuşuyor Mevlam. Kul Allah huzurunda. Allah ile konuşuyor. Mevlam şimdi kula soruyor. Ya abdi, ey benim kulum. Keyf esteynüke. İsten, nasıl yardım edin? Ne istiyorsun? İsten benden. Ne istiyor şimdi namazda? İhdine sıratan müstakim. İhdine sıratan müstakim işte.
En büyük dua burası şimdi. İhdi hidayet eyle. Hidayet eyle. Na bize. İhdini olsa yalnız beni olur. Arapça mutlaka. Mütekellim vahdi oluyor böylece. İhdina olunca oluyor. Bizi, hepimizi böyle. Yani cemaat her biri bunu söylüyor. Hatta bırakalım cemaatı, Kür-i-Azam'daki bütün Müslümanlar bunu söylüyor, namazı söylüyor. Kür-i-Azam bak muhtemelen. Yani namaz, en büyük manevi anlam şirket namaz muhtemelen. Birinci saf cemaat, Kabe, Beytullah'ta böyle. Kabe şehrinin ilk saf böylece. Ondan sonra Kabe'deki cemaat, Mekke'deki cemaat, Medine'deki cemaat, Şam'daki, Mısır'daki, Bağdat'taki, Amerika'daki, Almanya'daki muhtemelen. Türkiye'deki böyle. Kür-i-Azam bir mescit. Her taraf cemaat, her cemaatler kılınıyor. Namaz kılan Müslümanın her biri bunu söylüyor ama. Ve iyyâke nestaîn. Allah'ım bize yardım et. Allah şükür muhteremler, bu cemaati kübrada, bu büyük cemaatta kutuplar var muhteremler. Yediler var, 300'ler var böyle. Allah'a dua aşıklar var bunlar böyle muhteremler. Yani bir insan namaz cemaat devam ederse, kul bunların duasına da ortak oluyor muhteremler. Ortak oluyor böyle. Onlar sıramaya fazla koyuyorlar ama paylaşmada ortak paylaşıyoruz. Bak muhtemelen. Mesela diğer şirketlerde herkese payına göre kar alıyor. Payına göre böyle. Bu öyle değil mi böylece böyle? Bir Allah dostu mesela bir kutbu azam, bir Eylullah kırklar yediler mesela. Onlar fazla pay koyuyorlar ama kazançta ortak oluyorlar. وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ama Allah'ım size yardım eyle bizlere. Ne yazık muhtemelen, ne yazık muhtemelen. Yani namazsızlara gerçekten çok çok yazık muhtemelen. Yani bu büyük cemaat-i kübradan, bu duadan yoksa kalıyor bunlar böyle. İhdi, ihdayet ne yapıyor bizlere? Neyi? Es-sırat-ı müstakime. Sırat-ı yol. Geniş yol anlamı geliyor sözlük olarak. Müstakim de dost doğru yol. Nereye giden yol? Cennete giden yol. Kişi yola girdi mi, yavaşça girse sonu gene cennet ama. Tabi bazıları koşar bazıları böyle, çabuk giderler. Bazıları yavaş giderler. Ama yeter ki kişi bu yolda olsun, sırat-ı müstakim muhteremler. Bir de ahirette sırat köprüsü var. Bunlar arasında bir bağlantı var muhterem. Sırat köprüsü, sırat-ı müstakim. Sırat köprüsü cehenneme kuruluyor, cehennemin üzerine kuruluyor. Yani cehennemin bir kenarından bir kenarına kadar, baştan başa kuruluyor böylece. Kılınca kılıçtan keskin deniyor buna. Yani geçmemesi çok zor, güç anlamında yani. O bakımdan böyle. Bir de cehennem ateşi kara olacak. Işık vermeyecek cemaat. Karanlık olacak böyle şey. Dünyada sırat-ı müstakim. Hidayet yolu, bu da kılınca aslında bu da böyle şey. Yani incelin arayın için bu da bu şekilde böyle. Aman haram işlemeyeyim, günah işlemeyeyim, aman yalan söylemeyeyim, kulak işime girmesin, namazım kaza kalmasın, namaz eşlik olmasın, gusül tamam olsun. Bu nedir? Bu da kılınca kılıçtan kesin kılınca. Bir insan dünyada böyle kılı kırk yararsa dünyada insan böylece. Bilinçli yaparsa böyle, Allah'a inanırsa böylece, her işini araştırırsa, her lokmasına bakarsa, orada sıra köpesini kolay geçecek muhtemelen böyle. Kolay geçecek böyle. Kuş gibi böyle, uçacak böyle. Anlamayacak böyle böyle. Hatta böyle gerçek müminler, sırada geçerken cehennem tabi ateşini saçıyor, alevini yukarı çıkarıyor böylece. Onlara cehennem yalvaracak. Ne olur ya mümin çabuk geç çabuk. Nurun ateşimi söndürecek. Nurun ateşimi söndürecek muhteremler. İşte muhteremler her gün namazda buna Allah'a dua ediyoruz. İhdine sırata müstakim günde en aşağı 40 defa. Yani 5 vakit namaz 40 rekat muhtemelen, sünnete beraber. Kim ki günde 5 rekat namazı kılıyorsa, her gün 40 rekat namaz kılıyor. Günde en aşağı 40 defa bunu okuyor kişi. 40 defa okuyor bunu. Bir de cemaate gittiği zamanlar, cemaate ortak oluyor muhtemelen. İhdine sıratı müstakim. Peki bu yolda kimler gidiyor? Kimler bu yolda şimdi? O sırattan bedel deniyor. Sırat hallezi enamt aleyhim. Sırat hallezi enamt aleyhim. Öyle bir yol ki, elinde inamdu aleyhim, Allah'ım inam ettiğin
nimet verdiğin kulların yoluna. Kimlere bunlar? Mevla bunu buyuruyor Nisa suresinde. Minen nebiyyin. Sadece saflan, cam ayakta kaldı. Minen nebiyyin. Ve sıddık müşri ve salihine bak muhteremler. Kimler başladı bu yolda? Minen nebiyyin, nevi peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar böylece. Onların yoluna. Yani peygamberlere özenme, bezenme, sıddıklara özenme, bezenme, salihlere, şehitlere böylece. Onun yoluna. Gayril mağdub aleyhim, aman Allah'ım, üzerine gazap ettiğin yoluna değil ama. Gayril mağdub aleyhim, mağdub, gazap olunan toplumlar, kavimler, Allah'ın gazap oruyanlar. Lüt kavmi, şu Nuh kavmi gibi bir şey. Ama onları eyleme. Şimdi ehl-i sünnet inancının temel ilkesi şudur, havf reca, korku ve arası olmak böyle şey. Bir insan korkuyu atar, Allah affeder derse, işte tehlikeli muhteremler. Bir insan ümidini keserse, o da tehlikeli. Ne gerekiyor? Havf reca bakın. Şimdi dua ediyoruz. İhdine sıratan müstakim, Allah'ın bizlere, itaat Allah'ın bizlere böyle. Yani peygamber yoluna böylece. Ama aklına geliyor ki, bir de gazap oryanlar var, batanlar var. Ama Allah'ın onu da eyleme bizleri. Biz korkuyor. Gazap oryanlar. Kimler bunlar? Bunlar açık günah işleyenler muhteremler. Günahı aşanlar ve günahı da topluma yansıyanlar. Yani bir günah topluma yansıdı mı, o zaman felaket gelir muhteremler. Eğer insanlar böyle kişisel olarak gizlice günah işlerlerse, ancak onlara zararı, kendi zararlar böylece. Fakat bir günah aç işlenir, topluma yansır, yani yaygınlaşır topluma yaygınlaşırsa, yani toplumsa işten dönüşürse, o zaman Allah muhteremler gazap ile gelir böylece. Nasıl gelir? Onu Mevlam bilir muhteremler. Deprem mi olur, sel mi olur, kıtlık mı olur, kurak mı olur, hastalıklar mı gelir, düşman mı gelir, savaş mı olur, göç mü olur, kan mı akar, açlık mı olur? Mevlam bilir muhteremler böyle şey. Yalnız oluyor muhterem. Budur sünnetullah bu çünkü böyle. Korkmak lazım ondan böyle. Velal dualim ve dalalette kalanı eyleme. Dalalette sapıklık. İslam'dan sapmalar böyle. İslam'dan sapmalar. Günümüzde çok var bunlar muhtemelen böyle. Çok var günümüzde böylece. Yani çıkıyorlar mesela, ekranlara çıkıyorlar. Peygambersiz bir İslam. Yani peygamberle düştüğü böyle. Müşriyeleri düştüğü, sahabeleri düştüğü, hepsini düştüğü böylece. Kitapsız böyle. Efendim işte Kur'an'da şu var, Kur'an'da bu yok. Ya Kur'an'ı sen ne anlarsın muhtemelen? O sahabe anlamadı Kur'an'ı, sahabeler muhtemelen. Resulullah ayet-i kerimeye gelirdi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömerler, Aşırı Beşlere, her büyük Allah dostu, veliler böylece. Ayet-i kerime peygamber geliyor, ya Resulallah, bu anlama geliyor. Yorumu peygamber muhtemelen bir şey böylece. İşte az cemaatimiz Allah korusun tabii şerlerinden ve sapık hareketleri de var, her zaman var. Tabii yine de var muhteremler, yine de bunlardan kaçınma gerekiyor muhteremler. Yani İslam nasıl gelmişse bunu yaşama gerekiyor muhteremler. Efendim biri böyle demiş diyebilir muhteremler. Ona geçirsin bunlar böyle. Bir de tane Fatiha.